Merhaba arkadaşlar, şimdi yürütme konusuna çalışacağız. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na ait bir yetkidir. 1924-1961 anayasalarında yürütme yetkisi sadece görev olarak düzenlenmişti. 1982 anayasasında ise hem görev hem yetki olarak düzenlenmiştir. Yürütmenin görev olarak nitelendirilmesi klasik kuvvetler ayrılığının bir sonucudur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, sıkı yönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri yürütmenin yetki olarak da anılmasını sağlamıştır. Cumhurbaşkanı seçilme nitelikleri, Türk vatandaşı olmak, 40 yaşını doldurmuş olmak, milletvekili seçilme yeterliliklerine sahip olmak, yüksek öğrenim görmüş olmak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişkisi kesilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği de sona erer. Cumhurbaşkanının siyasi, hukuki, cezai sorumluluğu yoktur. Cumhurbaşkanını 2007 değişikliğiyle halk seçer. Görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına kimler aday gösterir? Meclis içinden veya dışından, 1982 anayasasında dışından olarak da seçilebiliyor, aday gösterilebiliyor. 20 milletvekilinin yazılı teklifiyle aday gösterir. Genel seçimlerde %10'u geçen siyasi partilerde ortak aday gösterir. Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde veya makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalmayı takip eden 60 gün içinde seçim tamamlanır. Seçimlerde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı olur. İlk oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. İlk oylamada en çok oy alan iki aday bu oylamaya katılır. En çok oy alan Cumhurbaşkanı olur. Cumhurbaşkanının görevleri yasama ile ilgili, yürütme ile ilgili ve yargı ile görevlerini ayıracağız şimdi. Yasama ile ilgili görevlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun, halk oylaması ve iptal davası terimlerinden herhangi birini gördüğümüz zaman bunun Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri olduğunu anlamalıyız. Yargı ile ilgili görevlerinde hakim, mahkeme, savcı, danıştay, ayım, askeri yargıtay. Bu terimleri gördüğümüz zaman da Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri olduğunu bilmeliyiz. Yürütme ile ilgili görevlerinde şurada anlatayım. Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri ve yetkileri: Cumhurbaşkanını başbakanı atamak, istifasını kabul etmek, başbakanın teklifiyle bakanları atamak, görevlerine son vermek bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına başkomutanlığı temsil etmek, TSK'nın kullanılmasına izin vermek, gerektiğinde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek, Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak, YÖK üyelerini seçmek ve başkanını atamak, Genelkurmay Başkanını atamak, MGK'ya başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan etmek, belirli kişilerin cezalarını hafifletmek, rektörleri seçmek, yabancı devletlere Türk temsilcilerini göndermek ve yabancı devletlerden gelen temsilcileri de kabul etmek. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili görev ve yetkileridir. Cumhurbaşkanı'nın yargı ile ilgili görevleri de şunlar: Anayasa Mahkemesi'ne 14 üye seçer, Danıştay üyelerinin 4'te 1'ini seçer, 4'te 3'ünü ise HSYK seçer. Danıştay üyelerinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçmek, askeri Yargıtay üyelerini seçmek, AYİM üyelerini seçmek, askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek yani, HSYK'ya 4 tane üye seçer. Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleridir. Cumhurbaşkanının tek başına yapamadığı işlemler, tek başına yapamıyor bu işlemleri: bakanları atamak ve görevlerine son vermek, yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Genelkurmay Başkanı'nı atamak, kararnameleri imzalamak. Cumhurbaşkanı bu görevleri tek başına yapamaz.
karşı imza kuralı, Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapamayacağı işlemlerle ilgili kararların Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ve bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakanların sorumlu olmasıdır. Yani Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapamadığı işlemlerde sorumlu olmamasıdır. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 3'te 1'inin yani 184 kişinin teklifi üzerine üye tam sayısının en az 4'te 3'ünün yani 413 kişinin vereceği karar ile suçlandırılabilir. Devlet Denetleme Kurulu 1982'de kurulmuştur. Sadece Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine harekete geçer. Üyeleri içinden başkanını Cumhurbaşkanı seçer. Silahlı kuvvetleri ve yargı organlarını denetleyemez. Devlet Denetleme Kurulu silahlı kuvvetleri yargı organlarını denetleyemez. Yargıtay üyelerini HSYK seçer. TBMM Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'na vekalet edemediği tek durum MGK Başkanlığı'dır. Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı'dır. Cumhurbaşkanı MGK'ya katılamazsa toplantı Başbakan Başkanlığı'nda yapılır. Devlet Planlama Teşkilatı 2011'de kalktı. Yerine Kalkınma Bakanlığı kuruldu. Bunlar da bilmemiz gereken önemli notlar. Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan oluşur. Olağan dönemlerde başkanı başbakandır. Olağanüstü dönemlerde başkanı cumhurbaşkanıdır. Başbakan meclis içinden atanmak zorundadır. Bakanlar meclis dışından da atanabilir. Başbakan hiyerarşik amir değil, eşitler arası birincidir. Başbakan hiyerarşik amir değildir. Bakanlar kurulu kararlarını oy birliğiyle alır. Boşalan bir bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır. Bir bakan birden fazla bakana vekalet edemez. Bakanlar Kurulu'nun kurulabilmesi ve göreve başlayabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı yeterlidir. Ancak göreve devam edebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu alması şarttır. Göreve başlayan Bakanlar Kurulu'nun programı en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunur. En geç bir hafta içinde okunur ve güven oyuna başvurulur. Güven oyu görüşmeleri okunduktan 2 tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşme bitiminden 1 tam gün sonra oylama yapılır. Güven oyu toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile olur. Bu sayıda meclis üye tam sayısının 4'te 1'inden çok olması gerekir. Yani 139. Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkilerine geldiğimizde kanun hükmünde kararname çıkarmak, yönetmelik çıkarmak, Bakanlar Kurulu'nun yönetmelik çıkarması anayasada açıkça düzenlenmemiştir. Cumhurbaşkanı'na Genelkurmay Başkanı'nı önermek, TSK'yı yurt savunmasına hazırlamak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yurt savunmasına hazırlamak, tüzük çıkarmak, Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda olağanüstü hal ve sıkı yönetim ilan etmek, milli güvenliği sağlamak. Bunlar Bakanlar Kurulu'nun görevleridir, yetkileridir. Kanun hükmünde kararname ve tüzük sadece Bakanlar Kurulu'na aittir. Siyasi, idari, cezai, hukuki sorumluluğu vardır Bakanlar Kurulu'nun. Yani sorumludurlar. Parlamenter hükümet sistemlerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanların siyasi sorumluluğu, kolektif sorumluluk ve bireysel sorumluluk olarak ikiye ayrılır. Kolektif sorumluluk güven oylaması ile gerçekleşir. 1982 Anayasası'nda 3 tür güven oylaması yer alır. Birincisi göreve başlarken güven oyu, ikincisi görev sırasında güven oyu ve üçüncüsü de gen soru görüşmeleri sonucunda güven oyu. 3 şekildedir yani. Bakanlar Kurulu'nun yapısı Haziran 2011'de çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Bakanlar Kurulu'nun yapısı yeniden düzenlendi. 8 bakanlık kaldırıldı. 6 yeni bakanlık oluşturuldu. Bakanlar Kurulu Başbakan, 4 Başbakan Yardımcısı ve 21 bakandan oluşmaktadır. Geçici Bakanlar Kurulu Olağan genel seçimlerden önceki Bakanlar Kurulu, seçimlerden önce Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı görevinden çekilir. Seçimlerden 3 gün önce kurulur bu Bakanlar Kurulu. TBMM kararı ile erken seçimlerde kurulan Bakanlar Kurulu'nda
yine Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı görevinden çekilir. Erken seçim kararından itibaren 5 gün içinde kurulur. Görevden çekilen bakanlıklara TBMM içinden veya dışından bağımsız kişiler başbakan tarafından atanır. Cumhurbaşkanı kararı ile seçimlerin yenilenmesi döneminde kurulan bakanlar kuruluysa kurulunda bakanlar kurulu çekilir. Cumhurbaşkanı geçici bakanlar kurulunu kurmak için başbakan atar. Adalet, İçişleri, Ulaştırma bakanlarını başbakan atar. Diğer bakanları meclis başkanı belirler ve başbakana bildirir. Erken seçim kararının resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde kurulur. Başbakanın görevini sona erdiren haller, çekilme durumunda, milletvekilliği sona erdiğinde, Yüce Divan'a sevk edildiğinde, güven oyu alamadığı zaman başbakanın görevleri sona erer. Bakanlar Kurulu'nun görevini sona erdiren nedenler ise şunlardır. Güvensizlik oyu, gene üçünü de yani, üç tane güvensizlik oyu şekli vardı. Bunlar da güvensizlik oyu aldığı zaman Bakanlar Kurulu'nun görevi sona erer. Genel seçimlerden sonra yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, geçici Bakanlar Kurulu'nun kurulması, Başbakan'ın görevinin sona ermesi, Bakanlar Kurulu'nun istifası, bütçenin reddi, anayasada açıkça yer almamıştır bu bütçenin reddi, durumlarında Bakanlar Kurulu'nun görevi sona erer. Yürütmenin düzenleyici işlemleri, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, yönetmeliktir. Kanun hükmünde kararnameye geldiğimizde, bakanlar kurulunca yasama organının bir yetki kanunu ile verdiği düzenleme yetkisine dayanılarak veya olağanüstü hallerde böyle bir yetki kanunu olmadan çıkarılan ve yürürlükteki şekli kanunları değiştirebilme ve yürürlükten kaldırabilme gücüne sahip kararnamelerdir. Yetki kanunu verilmesi yasama yetkisinin devredilemezliğinin istisnasıdır. Kanun hükmünde kararnamelerde bulunması gereken unsurlar konusu, amacı, süresi, kapsamı ve ilkeleri bulunmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilen kanun hükmünde kararnameler red kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla yürürlükten kalkar. Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisi yetki kanunu çıkararak Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma izni verir. Çıkarılan kanun hükmünde kararname ile sosyal ve ekonomik hak ve ödevler düzenlenebilir. Kişi hakları ve siyasi haklar düzenlenemez. Olağan dönem kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayımlanır. Yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Üzerinde farklı bir tarihte bildirilebilir. TBMM'ye sunulur. Resmi gazetede yayımlandıkları gün TBMM'ye sunulmayan kanun hükmünde kararnameler bu tarihte yürürlükten kalkar. TBMM kanun hükmünde kararname üzerinde red, kabul veya değiştirerek kabul işlemlerini kanun biçiminde yapar. Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Olağanüstü hal ve sıkı yönetim kanun hükmünde kararnameleri ise Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Yetki kanununa ihtiyaç yoktur olağanüstü halde. Temel haklar, kişi hakları, siyasi haklar ve ödevler düzenlenebilir. Resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Aynı gün TBMM'ye sunulur. Yine bu da aynı gün TBMM'ye sunulmazsa o tarihte yürürlükten kalkar. Yargısal denetimi yoktur. Yargı yolu kapalıdır. Olağan dönemde yargısal denetim vardı. Anayasa Mahkemesi tarafından denetleniyor. Olağanüstü hal ve sıkı yönetim kanun hükmünde kararnamelerinde ise yargısal denetim yoktur ve yargı yolu da kapalıdır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk kez 1982 Anayasası'nda düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemdir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlediği işlemler şunlardır. Kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri. Yargısal denetimi yoktur, yargı yolu kapalıdır Cumhurbaşkanlığı kararnamesine. Tüzük, bir kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılır.
Cumhurbaşkanı imzalar, resmi gazetede yayımlanır, kanunlar gibi yürürlüğe girer, yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılır, Cumhurbaşkanı'na gider, 15 gün içinde karara bağlanır. Resmi gazetede yayımlanan tüzük üzerinde tarih yoksa yayımlandığı günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer. Tüzükler çıkarılırken Danıştay'ın görüşü bağlayıcı değildir. Yönetmelik. Yönetmeliği Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları kurallardır. Toplumun genelini ilgilendiren yönetmelikler resmi gazetede yayımlanır. Yönetmeliklerin tamamı Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmaz ve resmi gazetede yayımlanmaz. Hangi yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanacağı bir kanunla düzenlenir ve belirlenir. Yayımlandıkları tarihte ya da duyuruldukları tarihte yürürlüğe girer yönetmelikler. Ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay tarafından, bölgesel yönetmeliklerin o bölgede bulunan genel görevli idari yargı yeri olan idare mahkemeleri tarafından denetlenir. Yönetmelikler kanunlara veya tüzüklere aykırı olamazlar. Anayasada açıkça yetki verilmemesine rağmen Bakanlar Kurulu yönetmelik çıkarır. Olağanüstü yönetim usulleri. 1982 Anayasası'nda olağanüstü hal ve sıkı yönetim olarak iki şekilde düzenlenmiştir. Olağanüstü hal, ilan nedenleri, tabii afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, şiddet olaylarının yaygınlaşması, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım durumlarında Başbakan Başkanlığında Bakanlar Kurulu ilan eder olağanüstü hali. Şiddet olaylarının yaygınlaşması, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumlarında MGK'nın görüşü alınır. Olağanüstü hal ilan ederken Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşü alınır. Olağanüstü hal ilan yetkisi Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'na aittir. Olağanüstü hal kararı resmi gazetede yayımlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunulur. 6 ayı geçmemek üzere ilan edilir. Her defasında TBMM tarafından 4 ay daha uzatılabilir. Savaş durumu hariç. Sıkı yönetim. Olağanüstü hali gerektiren sebeplerden daha vahim şiddet olaylarının yaygınlaşması. Savaş, ayaklanma, cumhuriyete ve vatana karşı eylem durumlarında sıkı yönetim ilan edilir. Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşü alınır, kararları tavsiye niteliği taşır. Kolluk yetkileri askeri makamlara geçer sıkı yönetim halinde. Milli güvenliğin sağlanmasından, silahlı kuvvetlerin kullanılmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Genelkurmay Başkanı Başbakan'a karşı sorumludur. Genelkurmay Başkanı'nın seçilmesi Bakanlar Kurulu teklif eder, Cumhurbaşkanı atar. Genelkurmay Başkanı'nın seçilmesi bu şekilde olur. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Kuvvetleri Komutanı. Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı 2001 değişikliği ile Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasına eklenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu'nun Başkanı Cumhurbaşkanı'dır, vekili Başbakan'dır. Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir toplanır. Milli Güvenlik Kurulu ilk kez 1961 Anayasası'nda düzenlenmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.